Top anime. Merak ettim neymiş. Evet çöpler başladı. Dur bakayım. Full Metal Alchemist Brotherhood. Okey olur ama tap mıdır bilemem yani. Hani iyidir. Oğlum bilmiyorum ya. Yani Full Metal Alchemist okey çok seviyorum tabii ki. Ama yani bu birinci seviyede mi gerçekten? Top anime serisi birinci seviyede mi? Gerçekten bir mi yani? Çok severim ama bir mi gerçekten? Steins Gate çöp. Gintama izlemedim. Hep övüyorlar. Bleach 4. Bunlar ne artık böyle ya? Bleach 4 mü gerçekten? Tam çok seviyoruz Bleach ama 4 mü? Şuraya bak Hunter x Hunter 8. sıradan girmiş abi. Hunter x Hunter 8. sıradan girmiş. Come on. Kaguya sama. Oğlum bu nasıl 11. sırada Legend of Galactic Heroes var. 11. sırada mı? Yani Kaguya Sama'dan daha mı iyi şu anda Legend of Galactic? Daha mı kötü? Uf, fruits basket falan var. Bunlar ne böyle ya? Sinir oldum. Girer girmez sinir oldum. Klanat falan var oğlum. 18'de. Aa, Wild Ever Garden movie. Aa, Monster 25'te. Allah Allah. Mob Psycho 100. 2. sezon 35. Pluto 36. Ya bu ne kadar tuhaf bir liste oğlum. Ağzına sıçayım şu Atakon Titan'ın Yeter bıktım sikeceğim gerçekten ya Lanet olası Her sezonuyla bela oldu anasını satayım başımıza Final sezonu da 3 parta Ayırdılar zaten Ya bunu artık siz Bunu gerçekten şey yapan var mı bekleyen var mı bunu ya Bana bunun endingini savunacak birisi var mı ya Ya bu Bu nedir abi Yani ben size söyleyeyim mi şeyden sonra çöp Eee Ne derler Yani bu Osmanlı'yı bunlar bulduktan sonra çöp Steins Gate ağır çöp arkadaşlar Steins Gate ağır çöp Yani Osmanlı'yı bulduktan sonra bu Bunun endingini falan nasıl savunuyor insanlar Ya bu nasıl bela oldular başımıza Bir de böyle kino mino bilmem ne Falan şey yapıyorlar Ya abi yok zaten bak bir şey söyleyeyim Şey falan çok iyi e, Bu şey falan çok iyiydi Abi işte devlere karşı savaşıyoruz e, Sasageyo Sasageyo Muhabbetleri falan çok iyi farklı olacak ki finali. Ha, ha. aynen abi farklı olacak finali sizi bir de kandırdılar finali farklı olacak falan diye yani oğlum bu adam şey gitti Amerika'ya gitti anime convention'a falan ee, ve şey dediler gelmeye korkuyorum insanlar bana çok saygısız davranacak finali beğenmedikleri için diye açıklama yaptı twitter'da etkinlik sayfasından şey dediler arkadaşlar işte bakın şeyi getireceğiz kimdi bunun mangakası hatırlamıyorum da işte şeyi getireceğiz bunun mangakasını getireceğiz Shingeki no Kyojin'in ee, ne olursunuz panelde adama kötü davranmayın falan dediler. O kadar kötü finali yani. Şey falan çok iyi. Ervin Paşa dönemleri falan çok iyi yani. Adam endingine yazılan endingine yazdığı korkudan etkinliğe katılamayacaktı. İsayama ha İsayama. Çok kötü oğlum. Manga spoiler vermeyin. İnsanlar bilmiyor şey de. Ağlayıp, ağlayıp dur. duruyor. Animede falan da değiştirmeyecekler. Ondan sonra gelin finalini izleyin. Size böyle part 3 parta da böldüler. Biliyorlar ki tek partta verirlerse çünkü millet şey yapacak. Çok kötü oğlum finali. Game of Thrones'dan da kötü. Çok kötü. Yani. Hani. Evet o fesli Osmanlı muhabbetinden sonra cacıktır yani. Bilerek kontroversiyon yazdım dedi adamdan. Aynen abi. O kontrover, kötü yazarlığı da. öyle Böyle bir şey mi var lan? Kötü yazarlık. Kont... Yani tartış. Bunu bunu anlıyorum. Sevmek istiyorsunuz. Çünkü ilk sezonları çok iyi. Bence de çok iyi. Yani. Devlere karşı savaştıkları bir yaşam mücadelesi verdikleri şeyleri falan çok iyi anlıyorum sevmek istiyorsunuz ama Gittiği yer Olacak değil yani Part 2 vol 3 kısım 3 son 4 Stein's Gate'den ben çok sıkıldım bir iki bölüm tamir edebildim yok ben biraz izledim e, zaman yolculuğu noktasında enteresan Bir şey yapmaya çalışıyor Ama bir yerden sonra şeye dayanamadım Maki Makima mıydı Maki miydi bir karakter var ya orada o kız işte Ona dayana, dayanamadım yani bütün o personasını o diziden alan insan var chat'te çöktü yani, Abi evet, şey diye bir karakter var. Bir tane böyle bu işte Eren Yeager'ın göt deliği olan bir karakter var burada. Neydi? Flok muydu? Çok inseller çok seviyor. Flok. Ha bu herif. Buna bayılıyorlar inseller. Flok Flok en kötü karakterlerden Flok Forster. Buna bayılıyorlar. Tam bir kak bu karakterde yani gerçekten. Monogatari Second Season. Bu ne kadar kötü bir liste amına koyayım ya. Cowboy Bebop 47'de, Vinland Saga 48'de. Allah Allah ya. Bok gibi karakter evet Flock. One Piece 55'te ya. Kim yapmış oğlum? Nasıl böyle bir şey olabilir ya? One Piece 55'te nasıl olabilir oğlum? One Piece'in ilk 5'te mutlaka olması lazım. Bu nasıl bir rezalet yani? Bak 58'de Great Teacher Onizuka girdi. Ki iyidir yani ben severim. Violet Evergarden ayak fetişi animesi anasını satayım 66 Bunlar buralara nasıl geliyor Mushishi işi nasıl 69'da Sinir bozucu ya Ping Pong The Animation 81'de Death Note 83'de Death Note 83'de Death Note Death Note <laughs> Kim açtırdı lan bunu Yemin ediyorum böyle oldum Konuşursam çok ağır konuşurum. Abi. 97 Berserk animesi 96'dan girmiş. Kim yaptı abi bunu? 96 bak 96. sıradan giriyor ha. Kempu Denki Berserk. Bak 97 Berserk OG Berserk animesi. Allah belanızı versin. Şu rezalete bak. Chainsaw Man 105'ten. End of Evangelion 104'ten. Oh. Oh. Ya ben tamam abi. Biz götümüzü açalım. Siksin bizi bu liste. Listeye bak. Perfect Blue 111'den. Ya bunu. Oğuzhan Ranking 116'dan. Var mı daha bizim sinirimizi kaldıracak bir şey burada? Samuray Çamplı. Hiç koymasaydınız. Hiç koymasaydınız. One Punch Man 128. Hiç koymayın ya. Ayıp etmişsiniz ya. Valla. Evet evet. Sitedeki insanların kümülatif puanları. Falan. Hiç koymasaydınız ya. Oğlum 99 bölüm yaptı mı Space Brothers? Çok severim Space Brothers'ı da bitirememiştim. Allah belanızı vermesin be. Allah Allah. Samuray Çamplı. Yani şimdi geri gittikçe çok güzel animeler çıkacak. Daha da sinirleneceğiz bir de. OG Hunter Hunter'ı 176'dan koymuşlar. Vay vay vay. Bak Houseki Nekuni. Vay 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 vay. Ulan valla tansiyonum çıktı. Valla tansiyonumuz çıktı. Arkadaşlar 200'den Evangelion girmiş. Böyle bir şey olabilir mi? 200'den girmiş Evangelion. Bak 26 bölümlük Evangelion animesi. Abi 200'den girmiş. Ah. <laughs> Sinirimiz bozuldu valla. Sinirimiz bozuldu yemin ediyorum ya. Allah Allah ya. Allah başım, başım döndü yemin ediyorum. Valla sinirden başım döndü. Bakacağız, bakacağız. Manga listesine de bakacağız. Psychopess 2017. Allah Allah. Allah. Oğlum bu Kingdom çok sevilmiş lan. Kötü görünüyor ama. Welcome to NHK 245'ten. Vay babam vay. Allah belanızı versin. Sakamichi o Apollon 249'dan çok da güzeldir Sakam no Apollon. Siz ne anlarsınız be? Manga listesine bakalım. Ee, budur bunlar anime galiba değil mi? Dur bakayım. Ee, bunun ha, manga tap manga. <laughs> Tabii ki kanka. Tabii ki. Dur dur. Buradan bir şeyler gelecek gibi. Ashitano Joe 252'den girmiş. Blue Lock şampiyon santrafor 253'ten girmiş. Şunu da izleyeyim artık yeter. İsa Yama gibi Evangelion yazarı da çıkıp yaptığı işin çakma olduğunu savunmadı mı? Öz saygısı olmayan bir veletin yaşadığı dönemde şekillenen anime niye yüksek puan olsun? Ne? İsa Yama gibi Evangelion yazarı da çıkıp yaptığı işin çakma olduğunu savunmadı mı? Öz saygısı olmayan bir veletin yaşadığı dönemde şekillenen anime iyi niye... Mal olmadığını... Yani mal olduğunu mal olmadığını şeklinde anlatarak söyle amına koyayım. Gerçekten. Hayatımda gördüğüm en mal Açıklamalardan birisi yani. Bu bizi, bu bizi, seni banlayacağım ya hakikaten. Seni banlayacağım. Bu, ne, bu nasıl bir ceza, i̇dam, cehalet ya? Konuşamadım idam, bile. Idam, idam, idam. Konuşamadım bile. Konuşamadım bile yani gerçekten. Yani elim ayağım burada tansiyonum yerlere düştü. Yemin ediyorum. Bak başım döndü böyle yani. Atayım mı adamın yazını abi? Atsana. Allah aşkına. At da okuyalım aslan. Hayır sen diyorsun ki özgüveni olmayan bir çocukla ilgili bir hikaye niye zaten tapta olsun diyorsun. Yani bu şey gibi bir şey. Abi işte ya, every anime every amına koyayım dediğin şey. Yani özgüveni olmayan bir çocuk. Naruto'dan mı bahsedelim sana? Şeyden mi bahsedelim sana? bu ee, Berserk'ten mi bahsedelim sana? Tam at oğlum at söyle tam. Ben bakayım linkini ben şey yapayım buradan söyle bana. Şeyin linkini söyle bana. E, yazının linkini söyle bana. İngilizcem mi yok acaba? Adamın dediği şeyi mi anlayamadım? Ne dedi bilmiyorum ki. Hiç öyle bir şey demedim abi. Indirgediğin yerde orada. değil. Ulan ben mi indirgiyorum? Sen kendin diyorsun. Şey diye. Ha genç verterin acılarına ne yapalım mesela yani? Genç verterin acılarına. Yani bu. Coming of age diye bir tane jandra var. Onu komple kestirip atalım mesela. Coming of age janrasını. Adamın öz saygısı olmasını ne eleştiriyorsun anlamadık zaten anasını satayım ya. Titanic de batıyor izlenmez. Sen sıçtın oğlum sen. Sen sıçtın. Sen bu chatte Berserk'le ilgili Beck 260'ta Allah belanızı vermesin sizin ya. Adamın anlatmış adamın anlatma felsefi temeli yanlış izah ettiğini söylüyorum. Hayır. Öyle bir şey demiyorsun. Ne diyorsun? Bir, bir paragraf olarak düzgün bir şekilde yazar mısın? Ben mi yanlış anlıyorum seni? Düzgün bir şekilde yaz okuyayım. Bunun da Allah belasını versin Spy Family Family'nin ya. Mahvettin, tükettin bizi. Rezil. Bayıla bayıla millet de izliyor bunu ya. Bu rezaleti. Abi evet evet. Kıvırıyor da dur bakayım. Bir paragraf olarak düzgün bir şekilde yazsın okuyacağım. Bence de kıvırıyor. Vallahi delireceğim. 278'den Ghost in, Ghost in the Shell. Sensin rezil. Anya çok komik bir kere. Allah sizin. İdam! İdam! Abi öz saygısı olmayan bir veledin yaşadığı drama etrafında şekillenen anime. Evet bak bunu yazdın. Biz de bunu bu şekilde okuduk. Toparla buradan. Buradan toparla. Bekliyoruz seni. Naruto Shippuden 291'den girmiş. Planetes 2992'den girmiş. Ya şeyi koysaydınız. Evet sünger babu koysaydınız be. Ağzını sıçtığımı çocukları. Sünger baba koysaydınız oğlum. Abi Spy Family eğlenceli falan değil. Spy Family eğer IQ böyle bir 50 falansa eğlencelidir yani Spy Family. Tamam mı? IQ eğer şeyse iki haneli böyle 50 falansa okeydir yani Spy Family senin için. Seversin. Tabi bak yemin ediyorum ya yani şeyi bekliyorum. Ha Hideki Anno'nun anlatmaya çalıştığı öz farkındalık ve değer algısı bu kadar sığ karakterleriyle... Ya hadi be! Hadi be! Allah aşkına! Allah! Hideki Anno'nun anlatmaya çalıştığı öz farkındalık ve değer algısı bu kadar sığ karakterle Oğlum hiç hiç anlamamak! Hiç kafanın üzerinden böyle Hideki Anno böyle tükürmüş kafanın üzerinden uçmuş gitmiş hikayesinin. Kavun 20. ayında hoş geldin. Ya hadi! Hadi arkadaşım Ya! Lütfen dostum ya. Bu arkadaşa bir tane Hay IQ sandalyesi lütfen Hay IQ sandalyesini oturtalım köşede dursun bu arkadaş ya. İyi ki nikinle ne yazıyorsun? Başka yerlerde söyleme bak. Gülerler. <laughs> bak başka başka yerlerde söyleme. Gülerler. Taşaku vakvaye olursun yani bak. Vakayı şakşaki olursun bak çok fena ya. Ya yok be abi. Allah Allah ya. Sen ne anlatıyorsun be abi be abla ya hakikaten. Adama gülerler. geliyor ilgili pek çok eleştiri yapabilirsin de bu değil yani o eleştiri. Ne yapacaklardı oğlum şey mi yapacaklardı oturup e, felsefe falan mı konuşacaklardı Şeydi yani. Adamın kendi sözünce tam çevir koçum çevir. Açık açık fikir kendini savun bir şey yok. Ama ben sana söyleyeyim ya neyle anlatacaktı oğlum adamın e, bahsettiği böyle özbenlik öz değer, insan olma, kendini geliştirme. Bunları şey mi? Felsefe yapan karakterlerle mi anlatacaktı? Oturacaklardı şey mi yapacak? Okuyacaktı böyle şinşi şey mi yapacaktı yani? Allah aşkına come on. Adam komada komada şey yapan, komadaki kızın üzerinde mastürbasyon yapan bir karakter bu yani. Ya ona bakacak olursan şeyi falan çöpe atalım. E, kamunun kitaplarını falan çöpe atalım mesela direkt yani. Ya da ne bileyim abi, yeraltı meraltı falan gibi hikayeleri komple çöpe atalım o zaman. Salla gitsin. Böyle bir şey olabilir mi? Hayır Evangelion'u eleştirebilirsin her noktadan da bu değil yani eleştirin eleştirileceği nokta yani. Yani sen bir maymun üzerinden de anlatabilirsin. Öz değer, öz benlik, kendini gerçekleştirme falan gibi hikayeleri yani. Vallahi bilmiyorum. Öyle bir kara ana karakter işte öyle bir karakter dediğim. High -rise Invasion bilmiyorum abi ne olduğunu. Spy Family Allah belanızı versin. Bu anlattığın kısımlar yıkık çocuğun ağlamaları kesildikten sonra mı? Ben sıkılıp bırakmıştım. Abi yıkık çocuğun ağlamaları hiç bitmiyor zaten son şeye kadar. Nerede bıraktığını anlayamıyoruz o yüzden. Ya bu Violet Evergarden da gerçekten bu da başımıza bela oldu anasını satayım ya. Bu da başımıza bela oldu. Berserk. Tamam. <laughs> zaten. Şimdi burada bunu çoğu insan bilmiyor. Bu Jojo'nun şeyi. Reboot'u ha dur bakayım. Artık anime konusunda tamamen özgün işler ortaya koyabileceğimiz yeterli alan kalmadı. Özellikle de benim kuşağımın ne kadar seri üretim yaptığını düşünürsek. Evet. Bunu bu bu fikirleriyle ilgili daha sonra şey yaptı biliyorsun değil mi? Bunu çok şeydi. bunlar bunlar da bu Hideaki Anno bu fikrinden sonra R yaptı biliyorsun değil mi bu arada? Sürekli olarak böyle şeyleri söylüyor ve daha sonra vazgeçiyor. Hideaki Anno çok yanar dönerli bir adam. Yani adamın dediği şeyleri eserini ondan bağımsız değerlendireceksin. Daha sonra çok rey yaptı bir sürü şey söyleyip. Tür işareti 3. Aa hoş geldin 7. ayında. <laughs> Kaçınılmaz şekilde tüm sanayi ve E tamam bu bunun kankacığım bunun dediğin şeyle alakası ne ya? Bak ciddiye aldık da konuşuyoruz biraz da. Demin dediğin e, şeyle ona laf etmek de ne bileyim. Demin dediğin şeyle bunun alakası ne? Ben onu anlamadım yani. Tekrar mı yukarıdan bulalım dediğin şey? Demin dediğin şey çok başka bir şey çünkü. Yani. Yani. Abi adam ben yaratıcı değilim kimse yaratıcı değilim ben bunu savunamam. Senin söylediğinle bunun ne alakası var bura ben anlamadım. Adam bir beyanda bulunmuş orada ürettiği eser ayrı kendi ürettiği eserin anlatmaya çalıştığı şey ayrı. Ben anlamadım ya. Sen çok başka bir şey dedi. Sen onu bir açıklasana o dediğini mesela. Tekrar arkadaşlar yazsınlar çete. Sen onu bir açıkla. Bak kardeşim burası burası anime'nin manga'nın menba olduğu yerdir. Benim söylediğim ürettiği eserdeki sığlık aynı tekrarı ve özgünsüzlüğü barındırıyor. Yo. Hayır. Sığlık sığlık aynı tekrarı ve özgünsüzlüğü barındırıyor. Ama sen yine bunu da dememiştin. Sen şu anda bak ben sana söyleyeyim yani. Sen ilk başta çok bağlamsız tuhaf bir argüman söyledin. O argümanın zaten yanlış. Daha sonra adamın söylediği alakasız bir sözle bunu bağlamaya çalışıyorsun. Alakasız. Ne diyorsun yani? Öz saygısı olmayan bir velidin yaşadığı dram etrafında şekillenen anime. Tabi sen bunu açıkla önce. Bu konuyu da kapatıyorum. İdam! 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 Patladın kardeşim. Patlattık. <laughs> e, evet evet gereksiz oldu. Ama biraz bulilenmeyi de hak ettin. Hmm, seni seni. Evet. Şimdi arkadaşlar bu Jojo'nun rebootundan sonra gelen kimse şey yapmadı bunu. E, kimse bilmiyor bunu okumadı yani. Okuyanlar çok seviyor da bu şeyden sonra geliyor. E, Stone Ocean'dan sonra geliyor. Çok güzeldir ama iki numarada olmayı hak ediyor mu, emin değilim. Sosisli Turt 18. ayında hoş geldin. Yani ikinci numarada veya Vagabond. Kralların şöyle olması lazım. Berserk ve Vagabond gibi olması lazım. One Piece olması lazım sonra da üçlünün. Burada Jojo biraz yırtık dondan çıkar gibi çıkmış ama hadi olsun. İyidir. En iyi Jojo hikayesi bence. Steel Ball Run. Monster güzel. Slam Dunk severiz. Vinland Saga güzel. Ya çok seviyorum. Seviyorum Full Metal Alchemist ama Neyse tamam ya. Grand Blue ne ya? Ya bu ne ya? Bu ne oğlum? Bak o, oğlum Pumpun ve FMA ve Vinland Sarazı, bu nedir oğlum Grand Blue? Kim veriyor puanları burada? Bu nedir abi? Grand Blue. Ben bunu bilmiyorum. Bakın cama yarro gibi. Neymiş konusu çok merak ettim Allah aşkına. Among the sea scientists bugün freshman is the university. Himosunda Ansel Grant Blue. Ha bu şey dalış yapıyor. Allah aşkına come on guys. Come on bu nedir ya? He eagerly anticipates his dream college life filled with beautiful girls and good friends. Come on guys. What the fuck is that shit? Get that shit out here boy. O asım ve pumpunun üzerinde falan kesinlikle değil anasını satayım yani. Fruits basket koysaydınız utanmıyorsun? utanmadan amına koyayım bir de buraya. Aha geldik. Havuz ekine Ya bela oldu bu benim başıma ya. Bu bela oldu benim başıma. Bu bu kadar iyi mi oğlum? Bu 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 gerçekten de Naoki Urasawa'nın herhangi bir mangasından daha mı iyi olsa ki Bu, bu okey miyiz buna şu anda? Bayağı bildiğin 20 Century Boys'un üzerinde bir şey midir bu ya? Evet iyi okudum. Öyle mi? siktiriniz Bunun üzerinde değildir yani. Aşita Donjo okey. Real çok güzeldir. Real'i çok severim. Real olur. Çok da bilinmiyor. Burada olmasına sevindim. Bu Monogatari'nin de Allah belasını versin. Bu Monogatari serisinin de Allah belasını versin. Ömrü he, Monogatari sik, Monogatari göt, Monogatari meme, Monogatari Mert Günhan'ın hikayesi, Monogatari Emir'in yolu, Monogatari Hürrem, Monogatari Kösem Sultan. Yeter yeter ya yeter yeter. Yeter bu monogatarilerden bıktık yemin ediyorum ya. Blame nerede mesela? Siktim öldü yok Blame. Delireceğim bunlar ne oğlum? Yotsuba'nın şey var ya. Yotsuba'nın şeyi var. Ne yapıyorsunuz siz oğlum ya? Bunlar ne ya? Mart kapıdan baktırır var. Bak Mart kapıdan baktırır var. Allah aşkına. Bu, bu listenin nesi iyi oğlum? Siz beni kalp hastası mı yapmak için bu listeyi bana açtırdınız? Şuraya bak. Rezaletlere bak ya. Allah'ım 35'te Nana var Nana Nana'nın altında Nana'nın altında One Punch Man şey, Man var Nana'nın altında oğlum ya Ya bu Ya bu mangalistesi Aşko Aşko bu Neydi ya o Şey neydi dur bakayım ha. Ya bu mangalistesi şaka mı ya Ya bu mangalistesi Lan boktanlı şaka mı ya? Bu mangal sitesinin boktanlı şaka mı ya? Allah kahretsin. Şuraya bak. Hunter Hunter 43 öyle mi? Şuraya bak. Back falan 51'lerde. Akira Akira'nın mangası. Hadi Doro Hedero 57'de. Ah 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 bunları görmeseydim de öleydim de bunları görmeseydim. Ayak fetişi mangası 73'te. Pluto 76'da. <laughs> Bu Suzumiya Haruhi'nin de Allah ayrı belasını versin zaten. İnsanlara aynı animeyi bir sezon Endless Eight diye izlettiler. Hadi Eva'nın mangasını falan geçiyorum. Eva'nın mangası ayrı bir şey. Bak buraya kadar indik. Buraya kadar indik. Daha hiç böyle şeyler yok ya. Babalar yok yani hala. Buraya alıp buralara kadar indik artık yine 200 lira falan ya bu neymiş böyle ya? Top manga, ol manga. Biz burada neyi yanlış yapıyoruz? Top novels, top manva, most popular. Berserk burada arada Harry Potter'da birinci ya helal olsun. Ha. Ha bak bu bu okey. Most popular bak bu okey ha dur bakayım. Bir dakika. Berserk e, sikim ne istem tamam. bu hadi okey. One Piece, Chainsaw Man, Tokyo Ghoul hadi bunun da Tokyo Ghoul R falan iyi seviliyor. Solo leveling tamam çok popüler anlıyorum. Boku no Hero Academia, Oyasumi Punpun, Kimetsu no Yaiba, Naruto, Death Note, Bleach tamam bu çok daha normal. Horimiya yine böyle bilmediğimiz bir şey giriyor araya böyle tuhaf tuhaf. Vinland Saga, Tokyo Ghoul Re, tamam Fairy Tail, okey. Hunter x Hunter Bu ne oluyoruz ya? Bilmiyorum Hunter x Hunter nedir problem? Nedir problem? Burada Hunter x Hunter'ı hiçbir tepede görmememiz. Yani ne oluyor? Böyle artık ne, neden yani bu muhabbet? Bilinmiyor falan mı? Nedir? Dünyanın en popüler shonen'i bilinmiyor mu yani? Ya Fairy Tail de okey değil. Allah kahretsin. Değil tabii de ne yapayım yani. O, alabildiğimizi buluyoruz. Ne oluyor burada ya? Ya baksana abi. Yani Fairy Tail onun üstünde popülerlikte tabii ki. Hunter Hunter ending çöp. Ulan Hunter Hunter bitmedi bitmedi. Ne ending çöp. Ezberden konuşuyorsunuz. Kim öğretiyor bunları size? Tam bak yine bir şeyler var. Eee ya bunun da Allah belasını versin. Bunu da şey gibi yarrak gibi başımıza bela etler Komisan konuşamıyor. Komisan neden konuşamıyor? Sikimin başından dolayı konuşamıyor. Komisan neden? Şey anasını satayım. Çok güzel komisan insanlarla konuşurken sıkıntı çekiyor. Bak bak komisana bak. Urasa ve Reis'in en taşşaklı mangasının altında bak. Komisan dilsiz de değil ha bu arada. Konuşmak istemiyor. Onu biliyorsunuz değil mi? Dilsiz falan değil Komisan. Komisyen konuşurken çok şey yapıyor çünkü. Çok şey yapıyormuş. Ne derler ona? Sinire kestim yemin ediyorum ya. Bir ayet okuyalım da kendimize gelelim. Çet bu nedir ya? Andolsun onların söyledikleri şeylerden dolayı göğsünün daraldığını biliyoruz. O halde Rabbini hamd ile tesbih et, yücelt ve secde edenlerden ol. Evet. Hicr suresi 97-98 ayet. Sosyal anksiyetesi var demek ki hayatın içinden mi sorun? Ya Ekin bak sus bu konular erkek konulardır. Bu konularda yorum yapmasan elin şeyle sen git muhteşem yüzyıl kösem izlesen dur. Bekle. <laughs> Allah Allah dur bunlar ciddi erkek konuları bunlar. Bunlar erkek şeyleri gerektiriyor bunlar. Tamam mı? Erkek zekası gerektiriyor. <laughs> Gelmiş bilmediği şeylerle ilgili beni sinirlendirmek için övüyor. Baksana abicim ya komisanı burada monster ve 20, konuşamıyorum da artık ya. Bunun üzerine koymuşlar komisanı ya. Allah Allah. Gans. Uzumaki falan artık buralarda. Black Clover, Uzumaki. Bu de, şu Deadman Wonderland'ın da de animesi çıktı. Tekrar devam ettirmediler. Enteresan bir şeydi bu da. Ha, sizinki geldi Claymore. Yemin ediyorum ana, aşkım bak bir şey diyeceğim. Günün birinde kaza bela nana falan böyle bunlara girersin. Sakın tamam mı? Sakın. Öyle bir şey yapma. Ruhunu zehirleme bak. Sakın. Nana mana yok. Haa, bak. Nana mana yok. Onlar yok. nanamana. Ha. Soul Eater. Çok boktan. Hiç sevmem. Noragami. Bir tane çocuk vardı. Kendini yerlere atıyor chatte. Abi Noragami biliyor musun abi Noragami? Noragami abi. Şuraya bak. Bunu biliyorsunuz değil mi? Bir aralar böyle bir şey yaptılar. Boku no Pico izledim. Ben böyle bir böyle biri kandırdı. Beni sakın. <laughs> Bunu bir aralar da genç kızlar şey yapsın diye assın diye yaptılar bunu da böyle. Black Butler. Bunu biliyor musunuz? Çok seksi şey var. Neydi bunlar? Çok seksi işte bu herif var. Black Butler var. Şeytan bu. Bunun da bir tane böyle şey var. bebe var. O buna hizmet ediyor falan işte. Kızlar sulansın diye yaptılar bunu da böyle. Bayılıyordu şeyler. Mehmet Serdar 16. ayında. iki çalıştı evet çok sevildi. Çok popüler. Mehmet Serdar 16. ayında hoş geldin. Dragon Balebi. Araba araba Dragon Ball fanları inanılmaz yanmış dönemde son. Biliyorsunuz. Yeni Dragon Ball serisi duyurdular. Ee, Goku bebek. <laughs> Biliyorsunuz One Piece'den dolayı Dragon Ball fanları inanılmaz derecede e, öfkeliler. Yeni Dragon Ball animesi duyurdular. Goku bebek. Ee, ya yani Dragon Ball Daima. E, Dragon Ball GT'den dolayı inanılmaz yanmış durumdalar. Çünkü... <laughs> Çünkü Dragon Ball GT'de Goku'yu bebek yaptılar biliyorsunuz. Bak bu Dragon Ball Daima. Bak Goku bebek oluyor tekrardan. İşte Dragon Ball GT'yi tekrar yapıyorlar. Ee, Dragon Ball GT gibi yani yine de Goku bebek falan. Çıldırdılar çıldırdılar. Dragon Ball Super gibi bir şey bekliyorlardı çıldırdılar. Şimdi biliyorsunuz. Bunların en çok tutundukları Dragon Ball Super diye bir şey yaptılar. Bunlar Dragon Ball Super'e... Ee, Akira Toriyama'nın değildi Dragon Ball Super başka birisi yazdı. Dragon Ball Super'e bunlar inanılmaz tutuldular falan. Turnuva sakalları var. Goku'nun 25 tane zortlilik formu var falan diye. Şimdi de dediler ki Akira Toriyama, Toriyama baba yeni bir Dragon Ball yazıyor. Onu One Piece'çileri sikecek falan dediler. Toriyama'nın yazdığı Dragon Ball bu. Bebek Goku. Eski buna bir sinirliler, bir sinire kestiler. İnanılmaz kızdılar buna. Bak böyle oldu Goku. Küçüldüler. Dragon Ball'un 40. yılında hadi bakalım. Bebek Goku. İzlersiniz artık bak. <laughs> Hepsi bebek. Hepsi bebek Dragon Ball'un 40. yılı için yaptıkları şeye bak. <laughs> Bütün karakterler bebek. <laughs> Hadi 40 yılınız kutlu olsun. <laughs> sopasını sallıyor bak, gugugugu. <laughs> bak sopasını sallıyor. Bak bak bak. <laughs> Dragon bol fanları çok sinirlendiler bunu arkadaşlar. Çok kızdılar. Ee, yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Aa, oh, no bir aralar bu da bunlar bir aralar hatırlar mısınız? Böyle bir iki tane şey serisi çıkardılar. Shonen serisi çıkardılar. Bunların hiçbirisi de tutmadı. Dediler ki aa bunlar yeni Big three olacak falan dediler. Bir bu dal yarağı çıkardılar. Mavi Exorcist. Bir de şey çıkarttılar. Neydi o? Ee, o da bir aralar çok popülerdi. Sonra bok gibi oldu. Katekyo Hitman Reborn. <laughs> Katekyo Hitman Reborn'u çıkarttılar daha sonra da. Onlar da tutmadı. Akunohana Flowers of Evil çok iyidir bu. 73'te Blame girdi arkadaşlar sonunda. 73'te Blame girdi. Yani bu rezalete kim dur diyecek. E bu burada bir daha nana girdi. Yeter kurtulamıyor muyuz bundan? Vay 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 ya. Blame 31. chapter'dan bir bakalım normal. 5. 6. şundan anlarsın. Şuraya bak. <laughs> Mob Psycho, Liar Game. Bu Ovarino Seraf'ı çok övüyorlardı bir ara abi bak falan diye. Bu Beastars da şey. E, şeyin kızı bu. Ajin iyi mi bilmiyorum. Bir ara çok şey yaptılar da bu Beastars şey ya. E, şeyin kızı. E, Baki'nin Baki adamın kızı. Itagaki, e, Baki adamın kızı bu. Paru Itagaki. E, bunlar ailece tuhaf. Itagaki de tuhaf kızı da tuhaf. Kızı da sadece böyle hayvan mayvan çiziyor. Ama bu Beastars'ı çok övüyorlardı. İyi falan diyorlardı yani Beastars'ı. Ben bakmadım çünkü tuhaf. Mira'in ilk çok severim lan. Mangasını okumadım ama animesi iyiydi baya. Tabi tabi şeyin kızı. Baki, Baki adamın kızı bu. Itagaki'nin kızı. Bir aralar şu Rosario to Vampire rezilliği de ne popülerdi gerçekten. Ne karanlık zamanlardı ya. Ya ben, ben ben, ben o liste işine bir daha girmem. Bir kere yayında girdik kan gövdeyi götürdü anasını satayım yani. Ben o işe bir daha girmem. Bu herif bu heriften de kurtulamadık. Your name adam. Bu herif sürekli aynı hikayeyi farklı farklı çevir çevir yaz anasını satayım. Bir tane kız, bir tane erkek. Birisi farklı zamanda, öbürü farklı bir zamanda. Ama aşklarıyla bir araya geliyorlar. Kaç tane boku var bunun böyle başımıza sardığı anasını satayım ya. Bir yerden sonra sıçtı iyice. Dur bakayım. Ee, ha, Makoto Shinkai. Çok da severim piçi ama bir yerden sonra her ev aynı şeyleri ya sikeceğim Wikipedia'm okudur dur. Ha abi bak yemin ediyorum bu damarı buldu piç sürekli olarak aynı şeyi yapıp yapıp duruyor. Bak şimdi Voices of a distant star. Bir tane çocuk şey gidiyor kız mı çocuk mu hatırlamıyorum da işte ee, bir tane çocuk uzaya gidiyor ee, kız da burada kalıyor. İşte bunlar böyle savaş uzaylılarla savaşmaya gidiyorlar yazışıyorlar bunlar sevgililer böyle. Ama işte uzay zaman kırılması siksiki interstellar muhabbeti yüzünden çocuk gönderiyor 6 ay sonra gidiyor mesaj. Ee, kız da bunu 6 ay sonra gönderebiliyor. Aralarındaki ilişkiyi götürmeye çalışıyorlar. Tamam. Okey. Enteresan. Güzel. Çok severim yani. Sonra 5 cm per second yaptı. Yine çocuk e, ve kız yine böyle bir şey durumu var. E, garip garip şey durumu var. Tam bu da çok enteresan. Tabii ki ee, şeyler yapraklar 5 santim aralığıyla düşüyormuş. Güzel eyvallah. Children who chase lost voices yine aynı hikaye. Garden of words ayak fetişi kız var. Ee, şey var bunlar e, aynı yerde oturuyorlar bir ilişki devam ettirmeye çalışıyorlar. Kadın e, bundan daha yaşlı ayak fetişi var. Bu da tamam bu da aynı hikaye. Tamam tamam. Okey bunu bu da okay Your name. Ulan amına koyayım erkek var kız var birbirleriyle aşıklar farklı zaman dilimlerinde bulunuyor. Ananı sikiyim artık yeter. Bütün dünyada popüler oldu sevildi bununla patladı adam falan bilmem ne. Millet de bu adamın diğer işlerini bilmediği için bunu çok orijinal bir şey sandı. Animasyonlar çok güzel. Tamam bunda da duygulandık yeter. Weathering with you. Bir tane kız var ve bir tane erkek var. Vay ananın amına sikiyim gerçekten senin. Kız, kız şeyleri değiştirebiliyor. Havayı değiştirebiliyor. Çocuk daha kar görmemiş hayatında. İlişkilerini devam ettirmeye çalışıyor. Pü ananı sikeyim yeter artık ya. Bak var mı başka orijinal bir fikrin? Şimdi yeni şey Suzume bunu bilmiyorum. Ama size bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Bunda da bir erkek ve bir kız var. Ve ve anası, neymiş bakayım konusudur çok merak ediyorum. Dur abi. F film follows 17 year old high school girl Suzume Iwato. Younger stranger Souto Munakata. Who team up to prevent series of disasters... Supernatural form açılmış burada da depremden. Püh amına koyayım senin be. Yeter sana da adam dedik Makato Shinkai. Yani bak şurada bitmesi gerekiyordu bu kadın ve erkek olayının. Burada bitmesi gerekiyordu bu bak. Şurada bitmesi gerekiyordu. 5 cm per second'ta bu işin bitmesi gerekiyordu artık. Bir de galiba bu şey mi yaptı ya? Zamanda giden karıyı bu mu yapmıştı? Dur bakayım. Ha riskini riskini bir de sanat manat bilmem ne diyeyim minnet oluyor. Ee, Girl Who Leapt Through Time. Bunu kim yapmıştı? Zamanda giden karıyı. Bu da bu güzeldi. Bunu sevmiştim de yine bu da aynı film yani. Ha Mamoru Ha bu şeyin Mamoru Hosoda'nın. Ya bu adam bir tane böyle film yaptı tamam mı? Bu şimdi bu herifin yaptığı bu film bu bu pezevenk Makoto Shinkai yüzünden bu adamın da bu filmini bu yapmış gibi düşünüyorlar sürekli. Yani. Of sinirlendim çok sinirlendim bir konu bu beni kusura bakmayın arkadaşlar